Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Evet, benden istediğiniz o kıyır kıyır yumuşamayan, böyle ağızda dağıldıkça dağılan harika enfes elmalı kurabiye tarifimizin videosunu çektim sonunda. Aslında benim çok eski bir tarifimdir. Ama bazı püf noktalarına zannedersem arkadaşlarımız uymuyor, o yüzden bazı hatalar yapılabiliyor. Bu yüzden lütfen videomuzu sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar çok sevinirim. Herhangi bir hata yapmamak için, çünkü elmalı kurabiyenin bayatlamaması için, yumuşamaması için gerekli bazı püf noktaları var. Harika bir kurabiye. Ben çok seviyorum. Vallahi inanılmaz seviyoruz. Bir de böyle hani çok çok yapıp kutulara koyuyoruz da sonradan misafir gelince de ikram edip yiyoruz ya. Acayip güzel oluyor. Tabii ben şu aralar şu görüntüye baktıkça içim gidiyor. Çünkü bu aralar şeyim böyle, kilo verme konusunda biraz boğazıma sahip çıkanlardanım diyeyim ben size. Ama ne var ki böyle bir iki tane tabii ki arada kaçamak yapıp yiyebiliyorum. Bu enfes tarifimizin malzemelerini info kısmına yazdım. Şimdi gelin hep birlikte yapılışına geçelim. İlk önce elmalarımızı soyalım. Sonrasında rendeleyelim. Daha sonra genişçe bir tenceremizin içine elmalarımızı alalım arkadaşlar. Suyunu salana kadar ve tekrardan çekene kadar bir güzel kavuralım. Bazı arkadaşlar çok hızlı konuştuğunu söyleyince ben de böyle yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Yok ya, böyle de çok şey oluyor. Yavaş yavaş pişirelim. Sosumuz yok. Neyse, güzelce bir kavuralım. İyice bakın, püf noktalarından en önemli kısım burasıdır arkadaşlar. Elmalar iyice suyunu çekene kadar kavrulması lazım. Şu kıvama gelecek. Bakın, hiç sudan eser yok. Elmalar iyice suyunu çekene kadar kavruldu. En önemli püf noktası budur. İyice suyunu çekti elmalar. Ne yaptık? Üzerine pudra şekerimizi ekledik. Tekrardan kavurma işlemine devam ettik. Kavrulmuş, iyice suyunu çekmiş elmalarımızın içine tarçınımızı ilave edelim. Tekrardan şöyle bir karıştıralım. Sonrasında da dövülmüş cevizimizi ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve soğuması için kenarda bekletiyoruz. Evet, en önemli püf noktası budur. Elmalı iç harcımızın, elmalarının suyunu çekmesi lazım ki hamura, hani bu elmaların suyundan hamura geçmemesi lazım ve hamurumuz yumuşamaması lazım arkadaşlar. Bayağı yavaş anlatıyorum. Yavaş konuşuyorum. Çok mu hızlı konuşuyorum ben ya? Vallahi bilmiyorum. Bayağı bir hızlı konuşuyormuşum. O yüzden böyle bir iki eleştiri geliyor. Ben de yavaş yavaş konuşuyorum. Cevizlerimizi de kattık arkadaşlar. Hadi şaka bir yana hızlıca geçelim. Soğutmaya bıraktık. Şimdi hamurumuz için yoğurma kabımızın içine sıvı yağımızı alalım. Erittiğimiz tereyağımızı katalım. Yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Sirkemizi katıyoruz. Yumurtamızı katıyoruz. Kabartma tozumuzu ve pudra şekerimizi de katarak şöyle bir spatula ile karıştıralım iyice. Malzemeleri birbirine yedirelim. Son olarak da unumuzu ilave edelim ve kulak memesi yumuşaklığında güzel kurabiye hamuru yoğuralım. İkinci püf noktası ise hamurumuzda gizli. İçine kattığımız tereyağı ve sirke. Şimdi bazı arkadaşlar margarin kullanıyor. Kullanabilirsiniz ama margarin hamuru daha da yumuşatabiliyor. Ama tereyağı hamura böyle bir kıyırlık, kıtırlık veriyor arkadaşlar. Ben yani bugüne kadar asla margarinde tarif yapmadım. Evet, biliyorum tereyağı da pahalı. Ama sağlığımız için hani az yapalım, tereyağı ile yapalım diyorum. Margarin gerçekten hiç sağlıklı değil ama maalesef yine de tariflerim altına tereyağı veya margarin diye yazmak zorunda kalıyorum. Çünkü birçok yorumda margarin de kullanabilir miyiz diyorlar. Mecburen yazmak zorundayım. Ha, kullanabilirsiniz. Evet, olur ama aynı lezzette olmaz. Tereyağının verdiği lezzeti margarin asla vermez. Bunu da buradan söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet, hamurumuzu yoğurduk.
kıvam almaya başladı. Böyle yoğurduktan sonra şimdi güzelce kurabiyelerimizi yapmaya geçelim. Hamurumuz narin bir hamur olduğu için iki tane yağlı kağıdın arasında açacağız. Yağlı kağıdımızın arasına şöyle portakal büyüklüğünde bir parça alalım. Bir diğer yağlı kağıdı da üzerine koyalım. Elimizle de biraz bastıralım ve merdane ile daire şeklinde açalım. Çok fazla inceltmeye gerek yok. Hafiften kalın olursa kurabiyeleriniz daha da güzel olur. Şimdi etrafından zikzaklı kesme aparatımız ile kesiyoruz. Bıçakla da kesebilirsiniz. Tırtıklı olmasına gerek yok. Sonra pizza dilimi gibi şekiller veriyoruz. Yani pizza dilimi gibi 8 eşit parçaya kesiyoruz. Kestiğimiz elmalı kurabiye hamurumuzun baş kısımlarına elmalı iç harcımızdan yerleştiriyoruz. Daha sonra da dilimleri tek tek etrafında sararak tepsimize diziyoruz. Ben bu şekli çok seviyorum. Elmalı kurabiyemize bu çok yakışıyor. Ama tabii ki sizler istediğiniz şekli verebilirsiniz. Hiç problem değil. Ama ben bu şekli yakıştırdığım için bunu yaptım arkadaşlar. Evet, tek tek şekil verip tepsimize dizelim elmalı kurabiye hamurumuzu. Ve arkadaşlar 200 dereceli fırında böyle altı üstü güzel kızarana kadar pişirelim. Maalesef ben burada başıma öyle bir olay geldi ki tam kurabiyeleri pişireceğim, fırınım bozuldu. Bayağı oldu bu kurabiyeleri yapalı. Anca paylaşmaya fırsat bulabildim. Fırın gitti, bozuldu fırın. Daha çalışmıyor kurabiyelerim. Tepside bekliyor. Allah'ım dedim, ne yapacağım? Ondan sonra eşime dedim, koş çabuk dedim. Git annenin dedim, fırınını al gel. Allah'tan ki onun fırını seyyar bir fırın. Öyle hani büyük ama seyyar, yani elle taşınabilecek bir fırın. Eşim gitti hemen yan daireden, kayınvalidem yan dairede oturuyor bu arada. Hemen yan daireden fırını aldı geldi de işte. Gerçi fırına da çok alışkın değilim o fırına. Hani bazı insanların böyle nasıl derler, el ayarı, fırın ayarı oluyor. Benim yani ben kendi fırınıma alışkınım. Herkesin fırınında da inanın bir şey yapamıyorum. Bilmiyorum yani. Ben kendi fırınıma alışkın olduğum için kendi fırınımda daha güzel yapıyorum. Neyse, kayınvalidemin fırında öyle böyle pişirdim arkadaşlar. Bu daha pişecek hali. Pişmiş halini de göstereceğim. Tam istediğim gibi olmasa da yine de pişirdim çok şükür. İlk tepsiyi soktum, baktım altı yanacak. Bu sefer üstüne tepsiyi koydum. İşte bu şekilde, Allah'a şükür ki yine de çok kıyır kıyır oldu. Buna rağmen kıyır kıyır oldu. Yani düşünün, kendi fırınımda pişirseydim, ki şu an fırınım tamir edildi, oldu Allah'a şükür. Ama kendi fırınımda pişirseydim inanın muhteşem olacaktı. Ama buna rağmen yine harika oldu kurabiyemiz. Bu tarifi yani not alın arkadaşlar. Devamlı yapacağınız tariflerden biri bu olsun. Hani garantili, yumuşamayan, kıyır kıyır bir lezzet arıyordunuz. Bir elmalı kurabiye arıyordunuz. İşte o tarif bu tariftir. Kurabiyelerimizi pişirdik, soğudular. Şimdi sunum yaptık, sunum tepsimizi aldık bir güzel. Ondan sonra da üzerine şöyle bir pudra şekeri gezdirelim ve afiyetle tüketelim yani. Saklama kabında nasıl saklayabiliriz kurabiyelerimizi? Onu da hemen söylemek istiyorum. Derin dondurucuya atabilirsiniz. Ama ben pek derin dondurucuyu tavsiye etmiyorum. Elmalı kurabiyelerin ömrü tabii ki de 6 ay falan değildir. Hani bir önceki kurabiyelerim gibi değil. Çünkü içindeki elmalı harç hani yumuşak olduğu için en fazla bir hafta tutabilirsiniz arkadaşlar. Böyle çok uzun uzun aylar tavsiye etmiyorum. Çünkü içindeki elmalı iç harcı küflenebilir. Ama sadece kurabiye olsaydı 6 ay dururdu mesela. Bunu da burada belirtmek istiyorum ki hani yapıp da sonradan işte birkaç hafta sonra bayatladı, yiyemedik, bilmem ne oldu denmesin. Bir hafta, en fazla 1,5 hafta falan durabilir. Umarım tarifimizi yapınca çok beğenirsiniz. Lütfen beğenilerinizi yorumlarınızla, beğenilerinizle dile getirirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir de böyle arkadaşlarınıza sayfamızı tavsiye ederseniz inanın beni çok ama çok mutlu edersiniz. Evet, tarifimiz budur. Yapınca umarım sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.